Şimdi olay şöyle oldu. Saat 10.30 gibi babam rahatsızlandı. Sağ olsun alo dedik, hemen ambulans geldi. Babama işte uygulamayı yaptılar. O da evde başarılı olamadı yaptıkları sonda. İlgili personel hastaneye taşımamızda faydalı olacağını söylediler. Neyse aldık, Numune Hastanesi'ne götürdük. Numune Hastanesi'nde acilinin çok yoğun olduğu için Cumhuriyet Üniversitesi'ne nakledildik. Cumhuriyet Üniversitesi'ne gittik. Orada babam Alzheimer, demans hastası. Aynı zamanda prostatı var. Prostatından dolayı zaman içerisinde sondasının değiştirilmesi gerekiyor. Dün rahatsızlığından dolayı idrar nasıl diyeyim göremedik. Yani öğlen 2'den gece işte akşam 10'a kadar idrar gelmeyince bir tıkanıklık olduğunu, olumsuzluk olduğunu hissettiğimiz için hastaneye naklettik. Hastanede normalde babamın vücudunun fiziki yapısı na göre 18'lik serum takılması gerekiyordu. Hemşire hanım bana 18'lik hastanede yoktur, 20'lik takacağız dediler. Şimdi kabul edersiniz ki 20'lik 18'e göre 2 milim daha kalındır. Bunu yerine uygulamak insan vücudunda daha fazla tahriş yapacaktır. Ben niye yoktur vesaire derken karşımdaki insanla bunu çözemeyeceğimi anladım. 20'lik takılmasına artık mecbur kaldık. Neyse 20'lik takıldı. Ben yaklaşık akşam 11 gibi gittim hastaneye. Sabahın 11'ine kadar hastanede kaldım. Tam 12 saat Cumhuriyet Üniversitesi acil servisinde 12 saat babamla birlikte orada kalıverdim. Bu 12 saatin içerisinde hastanede benim tespit ettiğim eksiklikler, hemşire hanım geliyor, işte damar yolu açacak. Normalde daha önce sarı serumlar veya sponjlar vardı. Onunla kol sıkılırdı. O yokmuş efendim. Hemşire hanım kadıncağız eldiveni şey yapıyor, damarı sündürüyor böyle, düğüm yapıyor, damarı sıkıyor. Onunla damarı sıktı. Neyse damar yolunu açtılar. Bu yani biz yer altında mı yaşıyoruz? Biz bir savaşta mıyız? Veya şantiyede miyiz? Veya dağ başında bir takım hizmetlerden uzak kaçak güreşen insanlar mı ki bizim böyle hastalarımız eksik imkanlarla tedavi edilmeye çalışılıyor? Sonra 16'lık serum veya 20'lik serum takalım, 18'lik yoktur denmesi, bu da mevcut idarenin dersine çalışmadığını, stokların eksikliklerini kontrol etmediklerini gösteriyor. Ben bunları gördüm. Sonra oraya gidiyorsunuz. Resimleri de ben size gösterebilirim. Ya battaniye bu, battaniye ya. Yırtık battaniyeyi hastanın üzerine getirip sermek Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmıyor arkadaş. Yani biz bir sürü vergiler veriyoruz. Bu verdiğimiz vergileri amirlerimizin, büyüklerimizin altında makam araçları olarak görmek istemiyoruz arkadaş. Bunları bize hizmet olarak da görmek istiyoruz. Ha, hizmetler yapılıyor eyvallah. Ama bize işte şu kadar veriliyor, kendileri bu kadar kullanıyorlar. Ben buna karşıyım. Sonra orada otopark konmuş, otoparka bir bariyer konmuş. Acile hastayı getiriyorsunuz. Ambulansla hastanız içeriye alınıyor. Siz bu sefer aracınızı park etmek derdine düşüyorsunuz. Ya acilin kenarındaki otoparkta bariyer olur mu arkadaş? Burası Başbakanlık Parkı mı? Burası Cumhurbaşkanlığı makamındaki bir yerin yakınındaki park mı? Burada güvenlik sorunu mu var ki insanların araçlarını böyle yakınlara almıyorsunuz? Sonra tekerlekli sandalye. Mesaiden sonra adam kilit basıyor. Kimin malını kimden saklıyorsun kardeşim? Kimin malını kimden saklıyorsun ya? Ben para veriyorum. Ben vergi veriyorum.
Ben bunu kendimde görmek istiyorum. Yani bana yapılan hizmet olarak görmek istiyorum. Kraldan çok kralcılık yapmaya gerek yok. Devletimiz var olsun. İnsanlarımıza bayağı bir hizmet yapıyorlar. Yatırım da yapıyorlar. Ama burada iradenin ve idarenin keyfi uygulamalarından dolayı biz nimete ulaşamıyoruz. Bunların düzeltilmesi lazım. Bunu da ben düzeltemem. Ben ancak sesimi işte böyle basın aracılığıyla iletmek durumundayım. Bunu duyanlar da üzerlerine vazife alıp yanlışları düzeltmek durumundalar. Teşekkür ederim efendim. İsminiz? İsmim Zeki Tuğutlu.